Evet, selamlar. Yaklaşık bir senedir üzerinde durduğum, neredeyse her hafta 2-3 tane video attığım YouTube hesabı cumartesi günü çalındı. Çok zorlu bir süreç geçirdim. Çok uğraştırıcı bir süreç geçirdim. Yani hesabı almak çok zordu. Gerek YouTube'la iletişim olsun, gerek Google'la iletişim olsun, gerçekten hem üzüntüden hem de stresten dolayı elim ayağım tutuşmuştu. Tabii bu videoda ben nasıl çalındı, ne oldu falan bunları anlatmak istemiyorum. Çünkü şu anda daha önemli bir konumuz var. Sınav yaklaşıyor ve ben bugünkü videoyu normalde cumartesi günü atacaktım ancak cumartesi günü hesabım çalındığı için atamadım. Bir program videosu yaptım, 7 günlük kamp programı. Çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Hesabım nasıl çalındı, nasıl kurtardım falan bunları ilerleyen videolarda konuşuruz. Bu videoluk sizden istediğim küçük bir şey var. Sadece aşağıdan bana bu video üzerinde yorum atmanız, bir de abone değilseniz abone olmanız. YouTube bana bu yönde bir geri dönüş yaptı. Bir sonraki atacağım videoda ne kadar çok yorum, ne kadar çok abonelik kazanırsan o kadar çok eski aktifliğine geri dönersin dedi. Bu yüzden de destek yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet, selamlar. Geçen sene sınava artık son günler kala kendimi 7 günlük bir deneme tekrar kampına almıştım. Ve bu deneme tekrar kampının ardından gerçekten istediğim net sıçrayışını yakalayabilmiştim. Geçen sene yaptığım o programı biraz daha genele hitap edecek şekilde düzenledim. Ve sizlere ücretsiz bir şekilde sunmak istedim. Bu program biraz daha konularını bitirmiş ya da konularının %90'ını bitirmiş olan öğrenciler için uygundur. Onlar için net artışı sağlayacak bir programdır. Konularını bitirmeyen öğrenciler bir an önce konularını bitirip bu programı yapmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde gelin programı göstereyim. Evet, programa geldiğimizde bu arada programın PDF'in nerede olduğunu falan söyleyeceğim. Sadece videoyu dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum çünkü önemli şeyler var. Hani PDF'i gördüğünüzde kafanızda soru işareti kalmasın istiyorum. Şimdi pazartesi gününe baktığımızda TYT genel deneme, ALT mat denemesi ardına MEB fen okuma veya serbest çalışma. Burada şimdi eşit ağırlıkçılar serbest çalışma yapabilir, konularını tekrar edebilir, matematik çözebilir. Yani size bıraktım. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Ancak fen adına yani sayısal öğrenciler adına MEB kitaplarının gerçekten çok önemli olduğunu defalarca vurgulamıştım. İsterseniz burada işte MEB fen okuma yapabilirsiniz ya da işte daha önce ben okudum diyenler ya da gerek yok diyenler serbest çalışma yapabilir. Ardına geldiğimizde işte 2x TYT fen, 2x TYT sosyal bunları birleştireceksiniz. Toplam 4 tane denemeyi peş peşe çözeceksiniz. 80 soru yaklaşık 80 dakika verirseniz 2 TYT fen, 2 TYT sosyal gerçekten size güzel şeyler katacak. İkinci güne geldiğimizde TYT mat, TYT sosyal deneme. Üçüncü gün çarşamba günü Türkçe fen denemesi. Yani salı ve çarşambayı birleştirdiğimizde bir tane TYT genel daha çıkıyor aslında. Şimdi TYT matematik, TYT sosyal denemesine 100-110 dakika vermenizi istiyorum. Türkçe TYT fen denemesine 60-65 dakika. Şimdi burada sayısalcılar için 3x AYT fen veya 3x AYT edebiyat denemesi çözmenizi istiyorum. Edebiyat sosyal denemesi çözmenizi istiyorum. Burada da 3 tane peş peşe ardı arda çözünce artık bir taneyi çözerken o kadar zorlanmayacağınızı fark edeceksiniz. Yani bu 3x AYT fen edebiyat çözümlerini birkaç güne daha sıkıştırdım. Mesela burada işte cuma günü var, çarşamba günü var ve pazartesi günü de 2 tane var. Yani bu durumda hafta boyunca gerçekten AYT fen ve edebiyat adına çok sağlam deneme çözmüş oluyorsunuz. Ve yine MEB çalışmaları falan filan bunları atlıyorum, anlatmıştım. Burada pazar günü sabah bir tane AYT genel denemesi çözüyorsunuz. Bu arada cumartesi pazar çözeceğiniz denemelerin 10-15'te başlamasına özen gösterin. Başlayabiliyorsa 10-15, başlayamasa da yapacak bir şey yok. Çünkü artık sınava yaklaştığımız için sınav saatine uygun saatlerde deneme çözüyor olmamız gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Pazar günde en sonda yine AYT genel deneme var. Bilgin bu çok saçma değil mi diyeceksin. İşte sabah AYT genel çözüyorsun. Ondan sonra üstüne bir tane TYT genel. Akşam da AYT genel çözüyorsun. Çok saçma değil mi diyenler olacaktır. Saçma değil arkadaşlar. Şimdi siz AYT genel denemeyi çözerken örneğin matematikten başlayan bir öğrenci fene geçtiğinde biraz yorgunluk hissediyor. Bu yorgunluğu atabilmesi için biraz daha yorgun çalışmalar yapmamız lazım. Yorgun çalışmalardan kastımız nedir? İşte gün boyu yoruluyorsun, ardına bir tane AYT genel denemesi patlatıyorsun. Yani etkinin farkında mısınız? Yorgunluğun üzerine AYT genel yapıştırdığınız an artık matematikten çıktıktan sonra o yorgunluğu hissetmeyeceksiniz bile. Çünkü burada çektiğiniz yorgunluğun yanında hiçbir şey. O yüzden burada programda gösterdiğim periyotlara uymanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle cumartesi mesela TYT genel denemesi çözdün. Ardına AYT genel denemesi yazdım. Neden? Yine yorgun kafayla bir AYT çöz diye. Burada da tam tersini yaptım. Yorgun kafayla TYT genel denemesi çöz diye. O yüzden bunu mesela işte TYT genelden sonra gidip MEB fen çalışmayın. Direkt AYT genel denemesine geçin. Bu programda size gösterdiğim periyotlara uymaya özen gösterin. Programın PDF'i açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Çok güzel bir program olduğuna inanıyorum. Çünkü asıl sıçrayışımı ben bu kamp programından sonra yakalamıştım. Burada biraz da artık 9-11 saatleri görmenizi tavsiye ediyorum. Burada ben periyotları 1,5-2 saat aralığına göre yaptım. Burada da yaklaşık
9-12 saatlik bir periyot var. O yüzden artık çalışmanızı arttırın. Bu sınavı hakkıyla bitirin. Benim demek istediklerim buraya kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Umarım bu programdan sonra büyük etkiler yaşarsın. Videoyu beğendiysen abone olup like atmayı unutma. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Başarılar.